Hayırlı günleriniz olsun, evinize nur, gönlünüze huzur dolsun sayın seyirciler. Günden yansıyanlara hoş geldiniz. Yeni konu ve yeni konuğumla karşınızdayız. Az sonra başlıyoruz. Sayın seyirciler, İstanbul'un fethinin 564. yılını geçtiğimiz günlerde kutladık. Bugünkü programda İstanbul'un fethini konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Araştırmacı yazar Ekrem Şam'a. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Ayağınıza sağlık. Sizi bulmak mümkün değil. Biliyorum çok yoğunsunuz. Olsun ama TV5'e her zaman vaktimiz vardır. Peki efendim. Muhterem teşekkür ederim. Muhterem izleyicilerimiz için. Efendim İstanbul'un fethi hakkında Peygamber Efendimiz nasıl bir müjde vermişti? Aslında olayı azıcık genişçe almak da fayda var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl Mekke-i Mükerreme'de mücadele verdi, tebliğ etti. Ama İslam devletini kurabilmek için Medine'ye gelmesi gerekiyordu. Medine'ye geldi. Medine'ye gelmesinden 2 yıl sonra da müşrikler bu İslam devletini ve peygamberimizi durdurmak ve İslam'ı boğmak için Bedir seferini düzenlediler, mağlup oldular. Üçüncü yılda Uhud seferini düzenlediler, netice itibariyle yine emellerine ulaşamadılar. Beşinci yılında ise Hendek mücadelesini görüyoruz ki bu mücadelede Yahudilerle müşrikler ittifak etmişler, Müslümanlara saldırmışlar. Peygamberimiz de Selman-ı Faris radıyallahu anh tavsiyesiyle Medine'nin etrafına hendekler kazmış ve orada 5 tane müjde vermişti o hendekler kazılırken. Tabii Müslümanların durumunu bir gözden geçirmemiz lazım. Yoksulluk var, yiyecek yok, giyecek yok, silah yok, cephane yok. Bugünkü tabirle o gün cephane, ok vesaire yok. Ve Müslümanlar açlıktan karınlarına taş bağlamışlar, çalışıyorlar. İşte o esnada Efendimiz 5 tane müjde verdi. Birinci müjdesi şudur: Yemen mutlaka fethedilecektir. İkinci müjdesi, İran mutlaka fethedilecektir. Tabi hadis-i şeriflerin teferruatı var, ben vaktimiz almasın diye girmiyorum. Üçüncü müjdesi, Bizans mutlaka fethedilecektir. Ve dördüncüsü de İstanbul mutlaka fethedilecektir. Ama bir ilavesi var diğer fetihlere göre. İstanbul'u fetheden kumandan ne güzel kumandan, o asker ne güzel askerdir buyurmak suretiyle diğer fetihlerden ayırarak hem Fatih'ini hem askerlerini methetmiş, müjdelemişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beşinci müjdesi ise Roma mutlaka fethedilecektir. Beşinci olarak. Roma, Rumiye'nin baş şehri Roma, Müslümanların tekbir ve tehlil sesleriyle fethedilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Hadis-i şerifiyle Roma'nın fethinin en sonda olacağı, kıyamete yakın olacağını da bu şekilde haber vermiş oluyor. Şimdi efendim, Yemen'in fethi daha Efendimiz hayattayken yapıldı. Evet. Bu sözlerden 2-3 sene sonra Yemen fethedildi. İran'ın fethi Peygamber Efendimiz'in vefatından 5-6-7 sene sonra gerçekleşti. Tamamıyla fethedildi. Bizans'ın fethi Hazreti Osman Efendimiz döneminde ve daha sonraki Emeviler döneminde peyderpey fethedilerek İstanbul kapılarına kadar Müslümanlar dayandılar. Ama İstanbul bildiğiniz gibi 627 yılında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 627 yılında bu müjdeyi vermişti. 1453 yılında, işte kaç sene kaç asır geçmiş hesaplanabilir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul fethedilmiştir. Ve İstanbul'un fethi Efendimiz tarafından övüldüğü için, gerek Fatih'i gerek askerleri övüldüğü için diğer fetihlerden daha müstesna, daha değişik bir fetih olacağı da
ta işte seneler, yüzyıllarca önce belirtilmiş ve Fatih'e bu müjde çıkmıştı. Şimdi şurada bir şey var. Müslümanlar Yemen'i fethettiler. İran'ı fethettiler. Bizans'ı fethettiler. Ama İstanbul'un fethi müstesna bir müjde olduğu için de ta Muaviye zamanından itibaren, Muaviye bin Ebi Süfyan zamanından itibaren ki Hicri 30 küsürüncü seneler olur. Evet. O senelerden itibaren de İstanbul'u fethetmek için imkanı olan Müslüman kumandanlar, halifeler İstanbul'a peyderpey seferler düzenlemişlerdir. Bu seferler Osmanlı'ya gelene kadar, Osmanlı Devleti'ne gelene kadar gerek Emeviler, gerek Abbasiler, gerek Selçuklular, gerek de diğer Müslümanlar tarafından 20 sefer düzenlenmiştir. 20 defa İstanbul kuşatmaya tabi tutulmuştur. Neden? Efendimizin o övgüsünü kazanabilmek. O askerlerin övülmesini, kendi ordusuna tahakkuk etmesini görebilmek amacıyla. Ama Osmanlı kurulduktan sonra da Osmanlı'nın 7 defa fethi için muhasara ettiğini İstanbul'u, ancak 8.sinde, 28.sinde İstanbul'un fethedildiğini görüyoruz. Efendimizin müjdesi bu şekilde yüzyıllar sonra tahakkuk etmiştir. Peki Peygamberimiz niye bu kadar önem vermiş İstanbul'a? Çünkü İstanbul bugün nasıl Amerika ile Rusya dünyanın kutupları iseler, o günün dünyasının iki kutbu vardı, İran ve Bizans. Bizans'ın başkenti de İstanbul. İran bir hamlede fethedildi. Tabii onun da hikmetleri var. Vaktimiz olsa da başka bir programda bunu anlatsak. Efendimizin mektubunu yırttılar, elçisine hakaret ettiler. Efendimiz de senin de memleketin senin yırttığın şekilde yırtılsın diye ona ilenmesi vardır. Bedduası vardır. Biz İran'a o tez fethedilmiştir. Ama Bizans elçileri reddetmemiş, kovmamış. Bilakis Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu anlamış Heraklius, Bizans İmparatoru Heraklius. Bu da hicretin 6. 7. 8. senelerine tekabül eder. Bizans'a peygamberimizin tebliğ mektubu, davet mektubu göndermesinin tarihi olarak. Bizans İmparatoru Heraklius, Efendimizin mektubunu saygıyla karşılamış. Efendimizin elçisini saygıyla karşılamış ama benim saltanatım var, benim durumum şimdi bunu kabul etmeye müsait değildir diyerek bu daveti reddetmişti. Ve Peygamber Efendimiz de uzun yüzyıllar sonra fethedileceğini Cenab-ı Allah'ın bildirmesiyle bilmiş olmalı ki bu müjdeleri vermiş, Müslümanların daima fethe karşı ilgilerini diri tutmak. Ve askerlerin maneviyattan diri tutmak. Bizim görebildiğimiz hikmet budur. Ama göremediğimiz daha ne hikmetler var bu müjdelerin içinde onu da bilemiyoruz. Evet. Efendim Müslümanların İstanbul kuşatmaları hakkında bilgi verir misiniz? Demin ifade ettim. Muaviye bin Ebi Süfyan ve onun oğlu Yezid zamanında İstanbul'a bir iki defa kuşatmalar yapıldığını biliyoruz. En meşhurları da yüzden çok sahabenin iştirak ettiği, belki daha fazla, ben bir yerde okumuştum, belki daha fazla sahabenin iştirak ettiği Yezid zamanındaki Hicri 47 zannediyorum veya 48 o yıllarda olmuştur. O zamanda İstanbul'un fethedilmesi için yola çıkan ta Medine'den, Şam'dan, Küfe'den, Bağdat'tan toplanan Müslümanlar İstanbul'a kadar gelmişler ve hatırladığım kadarıyla 6 aya kadar İstanbul'u muhasara etmişler ama muvaffak olamamışlardır. Neden? Çünkü İstanbul'un surları çok kuvvetli bir şekilde yapılmış. 2 kat sur yapılmış. Surların dışında bir de hendekler açılmak suretiyle suyla doldurularak bu hendekler bu İstanbul'un surları bu şekilde pekiştirilmiş olduğundan dolayı gelen bu ordu muvaffak olamadı. Lakin bu ordunun içinde bulunan sahabe-i kiram Efendimiz Hazaratı'ndan
20 civarında sahabenin bu kuşatmada şehit olduğunu biliyoruz. Bunların ekserisi Karaköy ve Balat taraflarında metfun olduklarını bugün levhalarla o civara gelenler göreceklerdir. Levhalarla yönleri bellidir. En meşhurları da İstanbul'umuzun gerçekten büyük misafiri, şeref konuğu olan, yüzyıllarca şeref konuğu olan Halid bin Zeyd Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'dir. Evet. Tabii Eyüp Sultan da şu anda metfundur kendisi. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin değişik bir hikayesi var. Vaktimiz varsa bunu da ifade etmek isterim. Bundan sonraki sorun buydu. Madem konuyu açtınız, buyurun. Evet. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri 80-90 yaşlarına gelmiş. Büyük bir sahabedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicret-i Nebeviye'de Medine'ye geldiğinde onun evinde konuk olmuş. Hicret-i Nebeviye'den sonra da iştirak ettiği veya açtığı bütün kazalara, bütün savaşlara Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin iştirak ettiğini görüyoruz. Hem ev sahibi, hem mihmandarı, hem de sancaktarı olarak Efendimizin iştirak ettiğini görüyoruz. Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında, Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ali zamanında, Muaviye bin Ebi Süfyan zamanında da bütün gazalara iştirak etmiş olduğunu görüyoruz. 80 küsur yaşına, 90 yaşına bastığında da İstanbul muhasarası için yola çıkılacağında oğulları, torunları kendisine dediler ki, dedeciğim, babacığım, çok yaşlısın. Bu yaşta sen ancak kendini koruyarak evinde istirahat etmek durumundasın. Senin yapacağın cihadı, gazayı biz yapalım. Biz varken senin bu cihada iştirakin doğru değildir. Senin için tehlike mevcuttur. Kalın dediklerinde, yani nefsini tehlikeye atma, ehlini tehlikeye atma ayeti kerimesini okuyarak bu nasihati pekiştirmek istediklerinde kendisi bir aslan gibi kükreyerek, evlatlarım, evlatlarım, o dediğiniz ayeti kerime benim vahiy katipliğimde nazil olmuştur. Bizzat ben yazdım onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağzından alarak ben yazdım. Siz bu ayeti kerimeyi ne kadar da yanlış anlamışsınız. Bu ayeti kerimede ifade edilen şudur. Kendinizi ve ehlinizi tehlikeye atmayın ayeti kerimesinin hikmeti şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine çıkacaktı. Nübüvvetin son yıllarıydı. Tebük gazvesine çıkacaktı. Tebük denilen yer çok uzak. Çok meşakkatli bir sefer. Ve düşman 100.000'le ölçülecek Bizans ordusu. Ve de zamanlar tam kurak zamanı, sıcak zamanı. Artı bir de hurmaların bakım ve de meyvelerini bol vermesi için işlemler yapma zamanıdır. Sahabeler buyurdular ki Efendimiz'e, ya Resulallah biz bir cihattan geldik. Şimdi bizi ikinci cihada çağırıyorsun. Başımız gözümüz üzerine, elbette gideceğiz. Elbette iştirak edeceğiz de bu mevsimde şu hurmalara birazcık bakım yapmazsak, sularını vermezsek, dallarını budamazsak bu hurmalar gerekli meyveyi vermezler ve açlık baş gösterir. Ya Resulallah yine çıkalım ama bize birkaç gün müsaade et dediklerinde bu ayet-i kerime geldi. Cihadı geciktirmekle, cihadı geciktirmekle nefsinize ve ehlinize zulmetmeyin anlamına gelmektedir. Benim elim ayağım tutuyor. Ben ata binebiliyorum. Ben kılıç kullanabiliyorum. Ben bayrak taşıyabiliyorken gidip de evimde yatmak mümkün mü? Bu ayet-i kerimenin gereği ben gidiyorum demek suretiyle o sefere iştirak etmiş. 1001 meşakkatle binlerce kilometre yol gelerek İstanbul'u muhasara etmiştir. Ama 6 ay, burada bir şey daha söylemek lazım. Çok önemli bir anekdotu var. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri bütün seferlere iştirak etmiş ama muhtemelen Hazreti Osman zamanında bir sefere iştirak etmemiştir. Kendi ifadeleri var. Neden? Çünkü bu sefere Hazreti Osman Efendimiz halifeyken hiç de ehil olmadığı düşünülen genç bir kumandan tayin etmiştir.
bu kumandanın kumandasına girilerek savaşa gidilecektir. Eba Eyyub el Ensari, ya bu kadar tecrübeli insanlar varken, bu kadar meşhur kumandanlar varken, bula bula bu genci mi buldu bu halife? Ben bu sefere gitmiyorum demek suretiyle o sefere gitmemiştir. Diyor ki kendisi, ömür boyu tövbe ettim. Ben, bana neydi kumandan tayini? Ben halifeye itaatle mecbur iken, itaate mecbur iken, tayin ettiği halifeye, tayin ettiği kumandana itiraz etmek ve cihattan geri kalmak, ah kafa benim neyimeydi diye hayatının sonuna kadar buna tövbe ettiği ifade edilmektedir ki bu çok önemli bir anekdottur benim bildiğim. Şimdi bu neden önemli? Bugün işte teşkilatlarımızın başında insanlar efendim yanlış da karar vermiş olabilirler. Bu kararı protesto ederek cihada çıkmayan veyahut da teşkilatları terk eden kardeşlerimize bu örneği ifade etmemiz lazım. Doğru. Teşkilatta kalacaksınız, evet, ama orada meşru mücadelenizi de vereceksiniz. Evet. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri nerede yatıyor? Şimdi efendim, Eba Eyyub el Ensari Hazretleri bu bahsedilen muhasaranın 6 ay uzamasından sonra artık sona doğru gelindiğinde bir bağırsak enfeksiyonu salgını çıktı asker içinde. Bu salgın üzerine de hasta oldu, yatağa düştü, ümitsiz bir vaka haline geldiği de görüldü. İslam kumandanı kendini ziyaret etti hastalığında. Baktı ki gittikçe zayıflıyor. Yani şehit olacağı muhtemeldir. Kendisine dedi ki, siz bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir emanetisiniz. Siz çok kıymetli bir insansınız. Siz burada şehit olursanız bize bir vasiyetiniz var mı? O da buyurdu ki, evet var. Beni surlara en yakın, İstanbul surlarına en yakın bir yere defnedin ki ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. İstanbul surlarına en yakın bir yerde yatmakta olan bir kişinin kabri sebebiyle İstanbul'un fethi müyesser olacaktır buyurmuştu. Beni bu şerefe ben kendimi inşallah hissediyorum. Beni surlara en yakın yere defnedin demek suretiyle o gün surlara yaklaşabildikleri en yakın yer, çünkü Rum ateşi var, oklar var, yaklaşamıyorsunuz. Hı hı. En yakın yer bugünkü Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinin makamında inşa edilmiş bulunan caminin haziresindeki o meşhur kabridir. Orada yatmaktadır ki çok önemli bir öyküsü var. Evet. Hikayede demeyelim, tarihi var, ifade etmek istiyorum. Evet. 20'ye yakın sahabe ve başka askerler şehit olduklarında o civarlara defnedildiler. Ve 6 aydan sonra İslam kumandanı Bizans imparatoruna bir elçi göndererek dedi ki, biz geldik, fethetmek maksadıyla geldik ama çeşitli zorluklar çıktı, erzakımız bitti. Şimdi bu muhasarayı kaldırıyoruz, gideceğiz. Bil ki geri geleceğiz, İstanbul'u mutlaka alacağız, haberin olsun diye bir elçi gönderdi ona ayrılırken, muhasarayı bitirirken. O zaman Bizans imparatoru elçiye dedi ki, gidin kumandanınıza söyleyin. Ben ona demedim mi muhasaraya başlarken, İstanbul'da kendinize yazık etmeyin. İstanbul'u alamazsınız. Bundan önce İstanbul'u çeşitli defalar almaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Siz de olamazsınız. Boşuna canınızı, malınızı telef etmeyin dedim. Sözümü dinlemediniz. 6 aydır burada muhasara yapıyorsunuz. Neticede benim dediğim oldu ve gidiyorsunuz. Şimdi git söyle ona, kumandanla. Oraya defnettiği adamlar var ya hani, o mezarlar, o mezarları da söksün götürsün. Şayet bunları götürmezse köpekleri açarım, köpeklere yediririm o cesetleri diye tehdit etti İslam kumandanını. İslam kumandanı yeniden elçiyi geri gönderdi. Dedi ki bak, bu dediğin şeyi yaparsan, mezarları açıp da köpeklere yedirmeye kalkarsan, bu mezarlara tecavüze yeltenirsen bil ki İslam devletinin içindeki ne kadar Hristiyan mezarı varsa hepsini tahrip ettiririm. Hepsini tahrip ederim. Bizans imparatoru baktı ki pabuç pahalı. Neden? Çünkü o zamanın İslam devletinin ucu bucağı yok. Bir tarafı Atlas Okyanusu'na dayanıyor Afrika'da, bir tarafı Horasan'a dayanıyor.
kuzeyi Kırım'a dayanmış, güneyde bütün Afrika'nın güneyi bugünkü ekvatora kadar gitmiş ve buraların çoğu Bizans'tan fethedilmiş, Bizans'tan alınmış ve çok miktarda Hristiyan mezarları var. Ya şimdi bu adam, ben bunun mezarlarını tahrip edersem, bu da bütün Hristiyan mezarını tahrip eder, vebale girerim diyerek de o mezarı ellememiştir, tahrip etmemiştir. Bir şey daha var. Yani çok enteresan şeyler var da anlatırken. Bir şey daha var. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mezarının bulunduğu yer aslında suluk, çeşmeleri olan, suları olan çayırlık, çimenlik, yeşillik bir yer imiş. Eyüp Camisi'nin olduğu yerde. Evet. Defnedilmeden önce çeşmeler varmış orada. Zaman geçmiş bir müddet sonra Bizanslılar burayı yine piknik yeri olarak, mesire yeri olarak kullanmaya başlamışlar. İşte baharda, yazda gelip orada suları içiyor, eğleniyor vesaire. Bir akıl hastası veyahut da başka türlü bir hastalığı olan birisi, Arap mezarı derlermiş ona, Arap mezarının yanındaki çeşmeden su içmiş. O şifa bulmuş. Allah Allah. Bu acaba sudan mı oldu, mezardan mı oldu? Bu su eskiden de vardı. Şifa falan yoktu. Herhalde bu mezardan oldu demiş Bizanslılar. Nerede akıl hastası varsa, nerede vücut hastası varsa getirmişler, oradan su içiriyorlar, şifa buluyorlar. Ekserisi şifa buluyor. Bu şifanın kaynağı bu Arap mezardır demişler. Ve gelmişler mezarı güzel bir şekilde dört direk üzerine çevirmişler. Sütun üzerine kubbe yapmışlar, korumaya almışlar. Nereden nereye İshak Bey? Evet. Nereden? Allah'ın yardımı kudretine gelmiş. Bakınız. Evet. Allah'ın kudretine bakınız. Evet. Asırlarca o mezarı korumuşlar. Ama ne zamana kadar? 1204 yılında İstanbul'un Latin Haçlı seferleri sırasında işgal edip tahrip edilene kadar. 1204 miladi. 1204 yılında Haçlılar ondan önce Anadolu'yu baştan başa Kudüs'e kadar inmişler. Bu seferde de İstanbul mezhep farklı, çünkü kendileri Katolik mezhebi, İstanbul'dakiler Ortodoks mezhebi. Hmm. Bu mezhep farklılığının dolayı gelmişler, İstanbul'u işgal etmişler. Parantez yine açıyorum. İstanbul'un 1204 yılında işgali ile Bizanslar İstanbul'u terk edip başkent olarak İznik'e gitmişler. Hmm. İznik İslam Roma tarihinde, Bizans tarihinde 57 yıl Bizans'a başkentlik etmiştir. Neden? İstanbul'u efendim Latinler işgal etmişler. O işgal sırasında çok barbarca davranmışlar. Ayasofya'nın duvarlarını tahrip etmişler, içinde kadın oynatmışlar, fuhuş yapmışlar, duvarların dibini eşerek buradan hazineler aramışlar. İstanbul içinde bulunan gözüne kestirdikleri ve içinde altın bulunduğunu farz ettikleri, zannettikleri binaları yakara, aramaya bile zamanı yok. Yakıyor ki altın nasıl olsa altta kalacak, yanmayacak. Altını bu şekilde aramak suretiyle İstanbul'u tahrip ettiklerinde birileri de gitmiş Ebu Eyyub el-Ensariyetlerinin mezarına. Bakmış ki görkemli bir mezar. Üstünde kubbeli güzel bir şey. Herhalde burada altın var diyerek mezarı tahrip etmişler, dibine kadar yaşmışlar. Ama bir şey bulamamışlar. Ondan sonra tabii yapılmamış mezar ve orası çayırlık, çimenlik olmak suretiyle 1204 yılından 1453 yılına kadar tam 250 sene Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin mezarı o şekilde çayırlık, çimenin içinde kalarak kaybolmuş. Şimdi geliyor tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u kuşatmasına, oradaki o mezarı bulma olayına geliyor ki gerçekten de önemli. Bu mezarı, Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin mezarını, cesedini oraya defnederken İslam kumandanı ona hürmeten, çünkü önemli bir sahabedir, peygamberimizin mihmandarıdır, bayraktarıdır, evinde misafir etmiştir. Okur yazardır, vahiy katibidir ve 90 yaşında gelmiştir. Onun mezarını oraya yaparken de mezarın içine bir taş koymuş. Heze kabri Ebu Eyyub diye. Burada Ebu Eyyub'un kabri vardır diye bir
taş oyarak mezarın içine koymuş. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u kuşatıyor. Ne zaman başlıyor? 6 Nisan 1453 yılında. 6 Nisan toplar gümbür diyor vesaire ama İstanbul'u almak mümkün değil. Surlar çok kalın. Yıkılıyorsa da bazı yerleri içeride 50 bin kişilik Bizans askeri ve sivilleri seferberlik ilan ederek bu gedikleri hemen kapatıyorlar. Fethetmek mümkün değil, girmek mümkün değil. İşte o sırada da Akşemseddin Hazretlerine geliyor. Diyor ki hocam, Fatih Sultan Mehmet Han, benim okuduğum tarihlere göre bu civarda bir büyük sahabenin yattığı biliniyordu. Ebu Eyyubel Ensari burada yatıyorum. Mezarı burada ama tahrip olmuş, kaybolmuş. Hocam bunu bulabilir miyiz? Bir denesek mi? Dediklerinde Akşemseddin Hazretleri işte kısa süre sonra bir yerde secdeye varıyor. Secdede saatlerce dua ediyor. Allah'a dua ediyor. Secdeden kalktığında gözyaşlarından dolayı, yere düşen gözyaşlarından dolayı eli yüzü çamur haline gelmiş. Saatlerce gözyaşı dökmüş ki o mezarı bulacak herhalde. Allah'ına dua ediyor veya fethin gerçekleşmesini dua ediyor. Secdeden kalktı, etrafındakilere dedi ki mezar şuradadır eşin. Burayı eşin, mezar çıkacak. Vah vah, hoca kafayı yedi. Herhalde bu kadar beyni üstüne bu kadar uzun durduğuna göre herhalde kan beynine sıçradı, saçmalamaya başladı hoca demişler etrafındakiler. Hocam tamam mamam diyerek almışlar, koltuklamışlar, başka bir yere götürmüşler. Bir müddet istirahat etmişler. Sonra başka bir yeri göstererek hocam burayı mı demiştiniz, burayı mı kazacaktık? Başka yeri gösteriyorlar. Hayır, şurayı kazın. Aynen yeri. Üç defa Ebu Eyyubel Ensari'nin mezarını üç defa işaret ediyor. Ve orayı kazacakları zaman da Fatih Sultan Mehmet Han da geliyor. Mezarın başına, o kazdıkları yerin başına bir miktar kazdıktan sonra altta Heze Kabri Ebu Eyyub taşını buluyorlar. İşte Eyüp Sultan'ın mezarı burasıdır diyerek, İstanbul'un fethi artık yakındır diyerek oraya bir mezar yaptırılıyor ve İstanbul o buluştan kısa süre sonra da fethedilmek suretiyle 1453-29 Mayıs sabah kuşluk vakti İstanbul fethedilmek suretiyle de Efendimizin hadis-i şerifi, demin ifade ettiğimiz Letüftehannel Konstantiniyyetü veleniyemel emiru emiruha veleniyemel ceyşü zelikel ceyş hadis-i şerifi. Yani İstanbul, Konstantiniyye elbette fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir müjdesi 29 Mayıs 1453 Salı sabahı kuşluk vakti Ulubatlı Hasan'ın surlara bayrağı dikmesiyle gerçekleşmiş oluyor. Peki efendim, Şehzade Mehmet nasıl fatih oldu? Şimdi tabii oraya gelmeden önce bir cümle daha ilave etmemiz tabii gerekiyordu bu girişe. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde üç tane olay yaşandı. Birincisi Ayasofya camiye tebdil olundu. İlk cuma kılındı. İkincisi Fatih Camii inşa edildi. Üçüncüsü, aynı eş zamanlı bunlar. Üçüncüsü ise Eyüp Sultan'a bir cami inşa edilmek suretiyle bugünkü gördüğümüz caminin ilk yapılışı 1453 yılındadır ve ilk binalardan birisidir ama bugünkü şekliyle değildir. Defalarca yanmıştır, defalarca yıkılmıştır. İşte depremlerde hasar görmüştür. Ondan sonra da bugünkü şekli, 1700'lü yıllarda da bugünkü şeklini almış olduğunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han nasıl yetişti? Enteresandır. Osmanlı kurulduğundan itibaren İshak Bey ilk kuşatmayı Yıldırım Bayezid Han yapıyor. Kaçıncı padişahtır? Ertuğrul Gazi'yi sayarsak Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad-ı Hüdavendigar beşincisi Yıldırım Bayezid Han. Tabii 10 yıl tahtta kalıyor Yıldırım Bayezid Han. 10 yılda 100 yıllık fütühat yapıyor. O kadar hızlı bir insan. Yıldırım zaten onun için deniliyor. 100 yıllık fütuhat yapıyor. İstanbul'u da 5 defa kuşatıyor. Ama her defasında
İstanbul'u kuşatmaya başladığı anda Haçlılar birleşerek sınırı tecavüz edip yardıma geliyorlar. Osmanlı topraktan çiğnemeye kalkışıyorlar. Muhasara yarım kalıyor. Her defasında 5 defa muhasara yarım kaldı. Arkasından Çelebi Mehmet Han, onun oğlu, bir defa da o kuşatıyor İstanbul'u, alamıyor. Etti 6. İkinci Murat Han da 2 defa kuşatıyor İstanbul'u. Fakat her kuşattığında hemen Haçlılar birleşip sınırı tecavüz edip gelmeye kalkışıyorlar. Ve İstanbul'un muhasarası tamamlanamadan muhasarayı kaldırıp Haçlılarla mücadeleye başlanılıyor. 1431 veya 32 yılında 2. Murat Han'ın saltanatı zamanında efendim Hacı Bayram Veli Hazretleri, o günün kutup insanı elbette, Edirne Sarayı'nda 2. Murat Han'ı ziyarete geliyor. Tabii sohbetler yapılıyor, hoşbeşler oluyor, çeşitli şeyler konuşuluyor. Bir seferinde Fatih Sultan Mehmet Han, Şehzade Mehmet yeni doğmuş beşiktedir. 1432'den bahsediyoruz. Beşikte yatmaktadır. Bir seferinde Murat Han, 2. Murat Han diyor ki, hocam şu Bizans Osmanlı mülkü içinde bir adacık gibi kaldı. İstanbul surlarına kadar fethedilmiş. Ama İstanbul surları alınamıyor. Bir adacık gibi fesat yuvası halinde duruyor. Ben burayı çeşitli defalar kuşattımsa da, dedelerim, atalarım kuşattıysa da alamadık, alamıyoruz. Hocam, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var, bir müjdesi var. Letuf Dahaner Konstantini. O ben olmak istiyorum. Ve askerim olmak istiyor. Hocam bir dua buyurun da İstanbul'u fethedelim ne olur. O zaman Hacı Bayram Veli Hazretleri bir müddet tefekküre daldıktan sonra gözlerini açarak diyor ki, hünkârım, sultanım, İstanbul'un fethi size ve bana nasip olmasa gerektir. Bizim zamanımızda belki fethedilemez. Ama şu beşikteki oğlum var ya, Mehmet, Şehzade Mehmet, şu benim köse öğrencim var ya, Akşemseddin öğrencisiymiş o zaman, küçük. Şu köse öğrencim var ya, bunlar zamanında belki İstanbul fethedilebilir. Seninle biz göremeyebiliriz, dedi. Ara verelim. Evet. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hay hay. Sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra buradayız. Bizden ayrılmayın. Sayın seyirciler, günden yansıyanlara hoş geldiniz. Araştırmacı yazar Ekrem Şamay'la İstanbul'un fethini konuşmaya devam ediyoruz. Efendim, isterseniz kaldığımız yerden evet, bunu tamamlayalım. Evet. Hacı Bayram'ı Veli Hazretleri... Evet, şeyi anladık değil mi? Şehzade Mehmet nasıl Fatih oldu? Evet, evet, onu anlatıyorduk. Hacı Bayram Veli Hazretleri bu sözü, bu cevabı verdikten sonra, ki bu cevap neydi tekrar edelim. Hünkârım, İstanbul'un fethi sizin ve benim zamanımızda olmayabilir. Ama şu beşikte yatan oğlunuz Mehmet ve benim köse öğrencim var ya, bunlar zamanında belki İstanbul fethedilebilir dedikten sonra artık 2. Murat Han İstanbul üzerine bir hamle yapmaktan ziyade, demek ki oğlumun zamanında bu olacak, ben o zaman oğlumu Fatih olarak yetiştireyim kanaatine geldi. He, hocasının ikazından evet, sonra. Evet. O ikazdan sonra çağın en meşhur hocalarını buldu, getirtirdi. Ve Fatih Sultan Mehmet'i, Şehzade Mehmet'i bir ilim adamı, bir fikir adamı, bir aksiyon adamı, bir fethi adamı, bir askeri adam, bir lider olarak yetiştirdi. Hmm. Beşikten itibaren eğitim vermeye başladı. Hatta bazen falakaya bile yatırdıkları olurmuş Şehzade Mehmet'i öğretebilmek için. Çok zeki, çok kabiliyetli, efendim, çok ileri görüşlü ve kısa sürede olgunlaşmış bir insan. 12 yaşına geldiğinde artık
6 tane lisanı konuşabilen, 6 tane lisan konuşabilen, felsefeyi bilen, mantığı bilen, matematiği bilen, Kur'an'ı bilen, hadisi bilen, metalürjiyi bilen, madenciliği bilen, efendim balistik ilmini bilen, liderliği bilen, askerliği bilen, hem de en iyi bilen insan haline geldi. 12 yaşında çağın en önemli ilim adamı olma vasfını 12 yaşındayken kazandı. Şimdi o zaman 2. Murat Han bir şey düşündü. Ya oğlumu yetiştirdim elhamdülillah. Şu İstanbul'u nasıl fethedecek acaba? Ben de sağlığında görsem. Evet. Yani ben de göreyim. Ne yapmam? Tahtımı ona bırakmam lazım. Göreyim ne yapacak? Ama bırakacak ama. 12 yaşında mı çocuk? 12 yaşında. Evet. Bırakacak. 1444 yılı. Hı hı. 12 bırakacak ama ya benim başıma gelen bu Haçlılar birleşip tekrar bunun üstüne de gelirlerse İstanbul fethederken ne yapmam lazım? Haçlıları durdurmam lazım diyerek Haçlılarla oturdu, bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma Segedin anlaşmasıdır. Önemli bir anlaşmadır. Osmanlı tarihinde çok önemlidir. Avrupa tarihinde çok önemlidir. Döneklik tarihinde çok önemlidir. Döneklik tarihinde. Segedin anlaşmasını büyük tavizler vererek imzaladılar. Papa bir tarafta ve Murat Han bir tarafta. Anlaşmanın bir tarafında. Tabii bu buluşmuşlar değiller. Arada elçiler gelip gidiyor. Hı hı. Bu ilk defa Avrupa'nın tek Papa tarafından temsil edildiği ilk anlaşmadır Osmanlı tarihinde. Papa bütün Avrupa'yı temsil eden anlaşmaya imza koymuştur. Bir şart daha vardır bu anlaşmanın. Bir şartı Murat Han'ın. Bu şarta göre de bu anlaşma imzalanırken yemin de edilecek. Nitekim anlaşmanın metneleri getirildi. İşte delegeler imzaladı. En son tasdiki Murat Han yapacak anlaşmayı. Kur'an-ı Kerim'i koydu. Vallahi billahi tallahi ben bu anlaşmaya uyacağım. 10 yıl süreyle saldırmazlık anlaşmasıdır bu. 10 yıl süreyle kimse kimseye saldırmayacak. Sulh ilan edilecek anlaşmasıdır. Yemin ederek imzasını, mührünü bastı Murat Han. Sıra şimdi şeye geldi. Papa'ya geldi. O da gelen, önüne gelen metinleri, imzalanmış metinleri İncil'i buraya koyarak, İncil üzerine yemin ediyorum ki 10 yıl süreyle bu anlaşmaya uyulacak, bu anlaşma bozulmayacak diye imzasını bastı. İşte bunun üzerine Murat Han, aha şimdi Avrupalıları bağladık, Haçlıları bağladık, yemin de ettirdim. Herhalde bunlar bu anlaşmayı daha bozamazlar. Tam sırasıdır, oğluma tahtımı terk edeyim, İstanbul'u nasıl fethediyor göreyim. Şu olayı Avrupa gözlüğüyle Osmanlı tarihini tetkik edenler derler ki, Avrupa gözlüğüyle ama Murat Han çok yoruldu. Onun için oğluna bıraktı. Kimisi der ki Murat Han eğlenceyi özledi. Kadına kıza düşkündü. Gitti Manisa'da işini yapmaya başladı. 12 yaşındaki oğluna terk etti derler. Her ikisi de yanlıştır. Her ikisi de bühtandır. Her ikisi de iftiradır. Murat Han İstanbul'un fethinin bir an önce yapılabilmesi için bu fedakarlığı yapmıştır ki genç yaşındadır, daha yaşında değildir yani. Oğluna bunu terk ederken. Şimdi İshak Bey, oğluna terk ettiğini Papa duydu. Kendisinin Manisa'ya çekildiğini, efendim 12 yaşında bir genci Edirne'de tahta geçirdiğini duydu. Hemen devlet başkanlarını topladı. İlgili devlet başkanlarını, Haçlı devlet başkanlarını. Dedi ki, tarihi bir fırsat elimize geçti. Osmanlı padişahı kafayı yemiş. Osmanlı padişahı eğlenceye gitmiş. Oraya bir çocuk bırakmış. Tam sırasıdır. Yüklenelim. Osmanlı'yı değil Edirne'den değil Avrupa'dan bütün Osmanlı'yı yok edelim. Gelin hemen ordular hazırlayın, harekete geçelim dedi. Daha İstanbul'un kuşatması falan ortada yok. Sadece dediler ki devlet başkanları Haşmet mi abi? Daha yeni imzaladık. Mürekkebi kurumadı ya. Nasıl yapacağız bu işi? Dedi ki tarihi bir söz. Bugünkü idarecilerin kulaklarına küpe olsun. Bilmeyenlerin kulağına küpe olsun. Dedi ki küffar ile yapılan anlaşmalar geçersizdir. Küffar dediği Müslümanlar. Hı hı. Küffar ile yapılan anlaşmalar geçersizdir.
İyi de Haşmet Mab, yemin de ettiniz. Sadece imza değil ki, yemin de ettiniz. Küffara karşı yapılan yeminler de geçersizdir. Bundan dolayı bir günah var ise ki yoktur, benim üzerim olsun. Hemen hazırlanın, harekete geçin dedi. Şimdi bugünkü idarecilerin kulağına küpe olacak olan şudur. Batılılarla anlaşma yapıyorlar. Ortak pazar anlaşması, Amerika ile işbirliği anlaşması, Avrupa ile bilmem ne anlaşması, Rusya ile bilmem ne. Bilsinler ki punduna geldiğinde buna uymayacaklar. Doğru. Uymayacak. Uyuyorlar mı? Çünkü onların menfaatleri söz konusu. Uymayacaklar. Evet. Punduna geldi mi hançeri saplarlar. Kesinlikle. Saplamadılar mı? Yaptılar. Evet. Bugünkü Amerika'nın yaptığı nedir? Evet. Silah veriyor. Rusya'nın yaptığı nedir? Evet. Anlaşmalarımız yok mu? 2014 yılında biz üslerimizi Amerika'ya ne için verdik? 60 tane koalisyon ortağını ne için verdik üslerimizi, İncirliği ve diğer üslerimizi? DEAŞ'la mücadele edilsin diye. Hangi mücadele? Bu üslerimizden teröristlere silah veriliyor da bizimkilerin gıkı çıkmıyor, çıkamıyor. Neden? Anlaşmayı imzalamış, punduna geldiğinde de bozuyorlar. Ne yapacağız peki? Kendin kontrol edebileceğin bir anlaşma yapabiliyorsan yap. Evet. Yani, ama kontrol sende olacak. Tabii, ipler sende olacak. İpler sende olacak. İnisiyatif onları verdiğin anda, punduna geldiği anda hançeri basarlar. İşte bugün olan da budur. Ortak pazara güveniliyor. Fetih'ten biraz uzaklaştık ama bunları da söylememiz lazım İshak Bey. Evet. Yani Fetih'i anlatmaktan maksat ibret almak değil midir? Doğru. Bunları da ifade etmemiz lazım. Avrupa Birliği'nin güzel anlaşmaları var. İnsan haklarını bilmem, Paris şartları falan. İyi de bunu sana uygulamazlar ki. Çünkü onlar Haçlı. Çünkü onların zihniyeti malum. Evet. Papayı getirdiniz Türkiye'ye Ermeni konusunda. Uydu mu? Verdiği sözlere uymadı, uymazlar. Şimdi bunun üzerine Murat Han geri çağrıldı. O süreci anlatamıyorum sürem olmadığı için. Murat Han geri çağrıldı. Önce Varna'da, arkadan Kosova'da ayaklanan ve anlaşmayı bozan Haçlılara iki tane tırpan vuruldu. Arkasından 1451 yılında 2. Murat Han'ın vefatı üzerine de Fatih Sultan Mehmet Han 2. Mehmet ünvanıyla tahtta Edirne'de tahtta oturdu. Ama yetiştirilmesinin sebebi İstanbul'un fethiydi. Bütün gayesi İstanbul'du. Her şey öğretilmişti. Tabir caizse geceler uyku uyumuyor, rüyasına İstanbul giriyordu. Geceleri tebdili kıyafetle İstanbul surları önüne gelerek kaç tane taş var adeta bunu ezberlemişti. Neresi zayıf, neresi güçlü? Sur, hatta tebdili kıyafetle Ayasofya'ya bile gittiği ifade ediliyor. Bu arada bir şey daha var ama vaktimiz de çok sınırlı. Biraz daha. Onu da anlatmamız lazım. Demin ifade ederken Latinlerin İstanbul'u işgal ettiklerini, yaktıklarını, Ayasofya'yı tahrip ettiklerini, duvarlarını, efendim kubbeyi çatlattıklarını ifade etmiştik. Hı hı. Bunun üzerinden 250 sene geçmiştir ama Ayasofya hala tamir edilememiştir. Çünkü onu tamir edecek çapta bir mimar, mühendis yoktur. Çünkü küçücük bir yere sıkıştı, Bizans adamı yok. İşte elçiler göndermek suretiyle 2. Murat Han'dan demişler ki, o sulh zamanı, demişler ki efendim bizim bir kilisemiz var, çatladı duvarları, tamir edemiyoruz, kubbesi çok büyük. Sizin meşhur mimarlarınız vardır, bize birisini gönderin de tamir edelim ve kubbeyi de yapsın demiş. Bunun üzerine Bursa Ulu Cami'nin mimarı Ali Neccar, o zaman 90 yaşını geçmiş bir insan veya 80 yaşını geçmiş bir insandır, mimar başıdır halen. 2. Murat Han onu çağırarak gideceksin Bizans'a, bu Ayasofya'yı tamir edeceksin çünkü benden rica ettiler. Kubbesini tutturacaksın, ne gerekiyorsa yapacaksın demiştir. Sonra da baş başa özel bir görüşmeler olmuştur mimar başıyla. Bir şey görüşmüşler. Yani elçilerin yanında değil, başka bir yerde bir şey görüşmüşler. Ve mimar başı gelmiş, Ayasofya'nın etrafında hendekler kazarak, payandalar kurarak, işte kubbeyi tutturmayı başarmış ama caminin dört tarafına da derin kuyular kazdırarak büyük taşlar gömdürmüş. Demişler ki Bizans'taki ustalar, ne yapıyorsun sen? Bununla ne ilgisi var bu kubbenin? Yani sen buraya kuyu kazdırıyorsun, kubbe nerede? Siz bilmiyorsunuz. Bak bu kuyular kazdırmazsa
bu kuyulara taş koymazsam kubbe yine çatlayacak demiş. Tabii bir mana verememişler ama bir şey de diyememişler itirazları. Mimar Ali Neccar Edirne'ye geri geldiğinde ikinci Murat Han'ın huzuruna çıktığında dedi ki ona, bunlar da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazıyor. Kaynak veriyorum. Evet. Geldiğinde dedi ki ona, hünkârım emriniz üzerine Bizans'a gittim. Ayasofya'nın kubbesini kurtardım. Payandalarını kurdum. Yine emriniz üzerine de minarelerin temellerinde attım, fethi bekliyor demiştir. İşte o eştiği kuyular minarelerin temelleriymiş. Sultan Murat Han'ın emriyle eşilmiş olduğu ifade ediliyor. Enteresan bir şey. Evet, hazırlamış yani. Evet, hazır. Hazır. Evet. Şimdi Sultan Mehmet Han tahta oturduğunda bütün gayesi İstanbul'un fethi olduğuna göre Batılılarla da efendim onları Kosova'da ve Varna'da yendiklerine göre de onların kısa sürede gelme ihtimalleri de yoktur. Rahat rahat İstanbul'u kuşatıp alacaktır ama hızlı kuşatması lazım, hızlı alması lazım, bir an önce duvarları yıkması lazım. Çünkü Batılılar tekrar bir araya gelip anlaşabilirler. O bozgundan sonra tekrar ayaklanabilirler. Bunun için ne lazım? Kısa sürede surları yıkacak olan toplar lazım. Evet. İşte büyük topları bu maksatla inşa ettirmiştir. Bir metre çapında bugün var bir kısmı duruyor halen müzelerde görüyorsunuz. Bir ton, iki ton gülle atabilen büyük toplar ki kısa sürede surların yıkılabilmesi için, temin için. İkincisi ne lazım? Sadece kara ordusuyla İstanbul'u fethetmek mümkün değil. Denizden de zorlamak lazım. Bunun için donanma lazım. O güne kadar Osmanlı'nın pek dişe dokunur donanması yoktur. Hatta Akdeniz'de hiç varlığı yoktur Osmanlı'nın. O üstünlük Venediklerdedir, üstünlük Cenevizlerdedir Karadeniz'de. O Fatih Sultan Mehmet Han, Baltaoğlu Süleyman Paşa'yı görevlendirerek, bir denizcidir kendisi, Baltaoğlu Süleyman Paşa'yı görevlendirerek Gelibolu tersanelerinde kısa süre içinde 200 tane gemiyi orada inşa ettirecektir. İşte kerestesi. 14 bin tane usta çalıştığı ifade ediliyor. 14 bin tane. Bunları tarih pek yazmaz, bilmiyorlar. 14 bin ustanın yapmış olduğu 200 pare gemi Baltaoğlu Süleyman Paşa kumandasında kuşatmadan az önce gelmiş Boğaz'a demirlemiştir. Boğaz'a demirlediği yer Balta Limanı'dır. Nereden geliyor ismi? Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın isminden geliyor. Bugün Balta Limanı denilen yer. Oraya oradan, ondan aldı, komutandan aldı. Yani. Evet, komutan ismidir Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın. Yetmez. İstanbul'u fethedebilmek için bir de Haliç'e gemi sokmak lazım. Bu nasıl olacak? Haliç'in önü zincirle kapatılıyor. O halde Fatih Sultan Mehmet Han büyük dehasını kullanarak icabında ben İstanbul'u kısa sürede fethedilmezse şuradan şu yolları yaptırayım. Bu yollardan efendim Haliç'e gemi göndereyim diyerek işte o karadan yürütülen gemilerin güzergahlarını tespit ettirmiş, yollarını açtırmıştır şeyden önce, muhasaradan önce. Yetmez. İstanbul'u fethedebilmek için, kısa sürede fethedebilmek için denizden ablukayı almak lazım. Niye? Venedikler güçlü, gelirler yardım ederler. Cenevizler güçlü, kuzeyden, Karadeniz'den gelirler yardım ederler. Bunları durdurmak lazım. Nasıl durdurursun? Gitmiş Kilitbahir'e, Çimenlik Kalesi'ni Anadolu tarafına, efendim Kilitbahir Kalesi'ni de Rumeli tarafına yaptı. Kilitbahir'i bilirsiniz, görmüşsünüzdür. Yaptırmak suretiyle, buraya da ağır toplar koydurmak suretiyle Akdeniz'den gelebilecek, Ege'den gelebilecek gemileri burada durdurabilmek için bu tedbiri almıştır. Daha sonra İstanbul'un fethinden sonra da o 1461 yılında bu kaleleri yeniden gözden geçirerek, yeniden tevsiyi genişleterek, onararak İstanbul'un efendim müdafaası için kullandığı, bugün o kalelere giden olursa o kalelerin inşa tarihinin 1461 olarak yazıldığını görürler ki 1461 kalelerin inşa tarihi değil, genişletildiği, kuvvetlendirildiği tarihtir. Çanakkale'de şehitlik ziyaretine gidenler orayı mutlaka görüp öyle geçiyorlar. Yetmez. İstanbul'u fethedebilmek için Galata'da oturan Cenevizliler, Galata Devleti vardır o zaman, Galata'da oturur.
Cenevizliler rahatsız etmeden, ki onlarla anlaşması vardır Fatih'in, saldırmazlık anlaşması vardır, onlara zarar veremez. Niye? Anlaşmaya uyması lazım. Galata'nın arka sırtlarından, arka derelerinden İstanbul'u tepe aşırı toplarla dövmesi lazım. Galata'ya zarar vermedi. Ne demek bu? Bugünkü havan topları, obüs topları, Galata'nın arkalarındaki derelerden ateş edebilecek obüs toplarını icat etmiştir ki 1453 Panorama Müzesi'nde obüs topları ve havan toplarını orada görmek mümkün evet. diyor. Bu da yetmez. İstanbul'u fethedebilmek için, bakınız, İstanbul'un fethinden önce tedbirler alıyor. Her hazırlığı yaptıktan sonra gelecek. Başka bir hazırlık nedir? İstanbul'u fethedebilmek için İstanbul halkını rahatsız etmek lazım. Uyutmamak lazım. Taciz etmek lazım. Bunun için yangınlar çıkaracak. Neyle çıkaracak? Füzeyi icat etmiş. Füze daha 1800'lü yıllarda anlaşılmış ne olduğu. Boru gibi bir şeyin içine barutu doldurarak, hı hı. alttan dar bir yerden çıkacak şekilde ateşleyerek füze havalanıyor, gidiyor efendim, mahallenin içine düşüyor, yangın çıkarıyor. Evet. Demek ki füzenin mucidi de Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Niye? Bunu ilk defa senden duydum. Niye mucit? Çünkü evet. kendisi çağının en meşhur alimi. Balistik ilmini biliyor, matematik ilmini biliyor. O topların ateşlendiği zaman nereden, nasıl, bu hepsini hesaplıyor kendisi. Hı hı. Kendi hesaplarıyla bunu yaptırıyor. Bu da yetmez. Halkı uyutmamak lazım. Bunun için neli? Gürültü çıkarmak lazım. Gece gündüz gürültü çıkaracak. İşte meşhur Yedi Tepe'ye, İstanbul'a bakan yedi tepeye yedi tane mehter takımı koyduruyor. Ki her birisi 50 kat, 60 kat mehter. Kat ne demek biliyor musun İshak Bey? Kat demek bir mehterin içindeki davul sayısı demektir. Hmm. 50 kat, 50 davullu efendim mehter. Kösler, Evliya Çelebi diyor ki öyle kösler yaptırdı ki bu kösleri ancak develer veya filler taşıyabiliyordu. Kös. Kös dediğimiz orta yere konulan büyük davul, yuvarlak. Yuvarlak davul. Siz diyor o kösleri fillerin sırtında giderken görseydiniz ters çevrilmiş hamam kubbesi zannederdiniz diyor. Evliya Çelebi söylüyor bunu. Yani şöyle vuruyorlar. Evet. O hani alengeli bir şekilde vuruyor. O kösler yedi tane yedi tepeye konmak suretiyle gece gündüz durmadan çalınacak. Her köse vurulduğunda efendim şehir içindeki Bizanslar hop oturup hop kalkıyorlar. Hop oturup hop, o kadar gürültü yaptırıyor. Ama bizim askerimize de, kendi askerine de bu ateş oluyor, bu kamçı oluyor, bu heyecan getiriyor. Psikolojik etkisi var yani. Evet, etkisi var. Düşmana ters etkisi var. Evet. Osmanlı tarihinde mehter çok önemlidir. Doğru. Hatta bir savaşı daha savaşmadan mehterle kazanıldığını biliyorum. 1695 yılı olacak. Savaşın ismini şu anda hatırlayamadım ama hatırlamak mümkün. O savaşı mehterle kazandılar. O mehter vurdukça, o davullar, kösler vurdukça düşman kumandan aman Allah, bu ses nedir? Bu nasıldır diye bütün maneviyatı yıkılmış ve bir hücumla işini bitirmişlerdir. Şimdi bütün hazırlıklar tamamdır. Edirne'de toplar dökülmüştür. Bu topların dökümünde Demirköy'den getirilen demir madeni Edirne'de eritilerek büyük dökümhaneler kurularak bu büyük toplar dökülmüş ve İstanbul'un kuşatmasından bir ay, iki ay önce yola çıkarılmıştır. 6 Nisan'da bu toplar getirilmiş, mevzilere yerleştirilmiş. Bayrampaşa sırtları, Maltepe sırtları, Eyüp sırtları, efendim, Yedikule taraflarına yerleştirilmiş. Tabii 2000 mandayla çekildiği ifade ediliyor topları. O kadar ağır ve büyük toplar. Askerlerle çekildiği ifade ediliyor. Önce o yollar yaptırdıktan sonra topları gönderiyor. Ve 6 Nisan 1453 tarihinde Bizans İmparatoruna daha kuşatma başlamış. İlk top ateşlenmemişken elçi gönderiyor. Bak, bütün tedbirleri aldım. İstanbul'u yıktırma bana. İstanbul'da kan döktürme. Ne istiyorsan vereceğim. Ne şartlarım varsa kabul edeceğim. Yeter ki İstanbul'u bana sağ salim teslim et. Savaşsız teslim et. O ise bunu reddetmek suretiyle teslim etmedi. Bunun üzerine 6 Nisan Cuma günü
Bismillah diye cuma namazı kılındı, toplar ateşlendi. Bizans yerle bir edilmek üzere, o büyük toplar, ama günler geçiyor, hala fetih mümkün değil. Hala yıkılan yerler onarılabiliyor. Bunun üzerine de 23 Nisan günü ikinci projesi olan, işte bugünkü Dolmabahçe sırtlarından Taksim'in arkasındaki, bugün ne korusu diyorlar oraya, bir şey koru, Taksim korusu mu bir şey, onun arkasından, bugün otel var orada galiba, bir otel var. Onun arkasından Kasımpaşa sırtlarından aşağıya 70 küsur gemiyi indirmek suretiyle, ki bunlar önceden planlanmış, bir gecede düşünülmüş işler değil, önceden planlanmış olan işlerdir. Halice indirmek suretiyle onların maneviyatlarını sıfıra indiriyor. Buna karşılık şaşırıyorlar. Nereden geldi bu gemiler? Koşarak zincirleri kontrol ediyorlar ki sağlam. Nereden geldi? Anlayamıyorlar. Ve bunun üzerine hırsından Bizans İmparatoru İstanbul surları üzerinde 100 küsür tane esir aldığı Osmanlı askerini ipte sallandırmak suretiyle intikam almaya çalışıyor Fatih'te. İşte ondan sonra lağımlar açılıyor, vesaireler oluyor. Teferruata girmeye fırsatımız yok. Yani kaç dakikamız var bilemiyorum ama teferruata girmeye fırsatımız yok. Bunun üzerine de 26 Mayıs 1453 günü artık her şey tamamdır. Eba Eyyub el Ensari Hazretleri'nin mezarı da bulunmuştur. Efendim ordunun morali yükselmiştir. Manevi tedbir olarak ordunun içine mollaları ve hocaları salmak suretiyle askerin maneviyatını şöyle diyorlardı askere, askerler, biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği fethi gerçekleştireceğiz. Siz direkt peygamberimizin müjdesine mazhar olacaksınız. İstanbul'u fethedeceğiz diye onun moralini yükseltmek suretiyle maddi tedbirlerin yanında manevi tedbirlerini de almışlar idi. Bir elçi daha gönderiliyor Bizans İmparatorluğu'na 26'sında. Bak, her bütün tedbirlerimiz alındı. Artık topları ateşlediğimiz anda İstanbul düşüyor. Gel, inat etme, İstanbul'da kan dökülmesin. Bize İstanbul'u teslim et. İşte başka şartlar da var ama şimdi söylemeye fırsatımız yok. Çandarlı Halil Paşa da onlara destek vermektedir. Fatih'in sadrazamıdır, kuşatmada bulunmaktadır. Bir de Zanos Paşa vardır, o da paşalardan birisidir. Zanos Paşa ve hocalar bir an önce fethedelim diye uğraşırken, Çandarlı Halil Paşa bu işten vazgeçelim, Haçlılar ayaklanıp gelecekler, efendim elimizdeki toprakları da kaybedeceğiz, vazgeçelim diye diye onun sözünü dinlemedi ve Bizans İmparatorluğu'nun da sulhü reddetmesi ve sulh yoluyla İstanbul'u teslim etmeyi reddetmesi üzerine de 29 Mayıs günü, 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece mum donanması yapıldı. Bu nedir? Yeni bir tabir. Evet. İzleyicilerimiz de belki bilemiyorlar, hatırlayamayabilirler. Mum donanması, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethe giderken 10 bin kişilik ordusunun Mekke'nin yakınlarında geceleyin yaktıkları 10 bin ateş. Müşriklerin maneviyatları sıfıra inmişti. Bu kadar kişiyle biz nasıl baş edeceğiz? Silah çekmeyelim kararına vardırmıştı onları. Manen yıkmıştı. İşte onu örnek alarak o gece 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan akşamleyin bütün orduya, bütün gemilere, bütün askerlerine emir gönderdi Sultan Mehmet Han. Karanlık bastığı anda herkes ateş yakacak. Fener yakacak. Efendim, aydınlatmaya mahsus ne varsa bunlar yakılacak. Hı hı. Herkes gürültü çıkaracak. Herkes, mehterler sabaha kadar çalacaklar. Efendim, toplar gümbür diyecek. Askerler tekbir çekecekler. Efendim, ses çıkaracak. Ne varsa devreye sokmuş olduğu ifade ediliyor. İşte mum donanması budur. O gece birazcık da hava çiseli veyahut da puslu olduğundan dolayı Bizanslılar seslerden ve o görüntülerden, ışıklardan dolayı hop oturup hop kalkıyorlar. Geliyorlar mı? Gidiyorlar. Ne oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi bir kayıt buldum, yeni buldum bu kaydı. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizans o zaman hurafeler içinde yüzmektedir. Bakınız, bir kitap var. Yeni bulundu bu kitap. Almanya'da kitap.
ne diyor bu kitabın ismi? Konstantin döneminde Konstantiniyye'nin İşgali ve Düşüşü isimli kitap. O günkü Bizans'ın ne kadar hurafeler içinde yüzdüğünü göstermektedir. Diyor ki bu kitap, halk ayaklandılar. Bu toplardan dolayı, bu fener alaylarından dolayı, bu ışıklardan dolayı dediler ki artık İstanbul'da Cenab-ı Allah bizi terk etti. Allah bizi terk etti. Şunları görüyor musun? Bunlar canavar. Ağızlarından alev kusan canavarlar geliyor. Acayip sesler çıkarıyorlar. Ki deminden biri ifade evet. ediyor ne olduğu. Acayip sesler çıkarıyorlar. Allah bizi terk etti. İşte tam o olay, o günden biraz öncesinde de ay tutulması yaşanmış İstanbul'da. Ay da tutuldu. Hurafe üzerine hurafe. Bizi artık şey terk etti. Allah terk etti. Bu iş bitecek diye maneviyatları sıfıra indiğini görüyoruz. Bütün bunların arasında gece yarısı, saat 12 diyelim veya 1 diyelim bugünkü, gece yarısı yeni bir emir gönderiyor Fatih Sultan Mehmet'e. Süreyi aşıyoruz. Evet, ama bir cümleyle bitireyim. Yeni bir emir göndererek bütün toplar susacak, bütün mehterler susacak, bütün ateşler söndürülecek, bütün tekbirler susacak. Birdenbire ikinci bir heyecan dalgası Bizans içinde. Ne oluyor ya? Ne oldu? Her şey bitti. İşte bu moral bozukluğu artı ilk sabah namazını Fatih Sultan Mehmet Han'ın kıldırması, İstanbul'a giriş, İstanbul'un fethi, Ayasofya Camii'ye çevrilmesi ve diğer anlatmaya vaktimiz kalmadığı çok önemli olaylar bundan sonra tek tek sökün etmiş oluyor. Ve 564 yıl önce öyle evet, mi efendim? 564 yıl önce bugün İstanbul bu şekilde fethedilerek bize emanet edilmiş idi. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Tabii tamamını anlatamadık inşallah. Başka bir zaman. Başka bir zaman anlatırız. Saygılar sunuyorum. Evet efendim. Sayın seyirciler, bir günden yansıyanların sonuna geldik. Yayını hazırlamada ve ulaştırmada görevli arkadaşlarım adına hayırlı günler diliyorum. Rabbim sizi sevsin ve esirgesin. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. Ramazan rahmettir. Ramazan berekettir. Düşeni kaldırmak, açı doyurmak, yardımlaşmaktır. Kendine bir iyilik yapmaktır Ramazan. Hoş geldin ey kutlu misafir. Sefalar getirdim. Ramazan coşkusunu bu senede birlikte yaşayalım. Sahurun bereketinin geceye çöktüğü vakitte vuslat sahur vakti, çocuklarımız için Peygamber Efendimizin hayatı çizgi filmi, Ramazan sohbetleri, Ramazan ilmihali, orucun masumluğu üzerimize çöktüğünde o kutlu vakti beraber karşılayacağımız can suyu iftar vakti, Siret-ül Nebi Peygamber